Selam kızlar. Muhteşem bir reklam filminde oynamak ister misiniz? Aa, hayır, ben almayayım şekerim. Çünkü sadece uzun metrajlarda oynuyorum. Ne kadar para veriyorlar? Fatoş, Selin'e söyler misin, parası fazla değil ve rolde büyük değil. Ya prodüktör arkadaşım, tamam mı? Yarın sabah çekeceklermiş. Çok sıkışmışlar. Böyle modern şehirli genç kadınlara ihtiyaçları var. Hadi ya. Nasıl bir rol tam olarak? Ya böyle hani rol çok büyük değil. Böyle konuşma yok. Belki birkaç kelime falan ama böyle işte set ortamı falan çok eğlenceli. İsterseniz diye bir sorayım dedim. Ben isteyebilirim ya. Ben çocukluğumdan beri oyuncu olmak isterim, biliyor musunuz? Aa, ay zaten parası az, tabana uymaz şekerim yani, kusura bakmayın Allah'ım. Ay bakar mısınız? Hayat felsefem değişti ya, inanamıyorum. Ay oha falan oldum yani. Şimdi yarın mı bu iş? Yarın sabah, eğer tamam diyorsan şimdi arayacağım. Tamam ya, eğlence olur. Oh. Ne reklamıymış? Çikolatalı draje. Draje. Güzel. Gelin arkadaşlar, gelin. Siz ikiniz şurada bekleyin. Siz böyle gelin. Hocam, baş drajemiz budur. Güzel. Bu mu? Bu. Bu. İyi tip bulmuşlar vallahi. Şöyle bir döner misin? Türk derecesi Çukuturka ha? Sağ olun hocam. Yalnız hocam ben bir şey sorabilir miyim? Sor. Bana senaryo vermediler. Yani şimdi ben olaya tam konsantre olamam böyle. Hani diğer derecelerle ilişkim nedir hocam tam olarak? Oğlum, tiyatrocu mu? Ne dedim kardeşim ben? Ha? Ben tiyatrocu istemiyorum, sokaktan adam getirin demedim mi ya? Hayret bir şey ya. Hocam vallahi tiyatrocu değil. Ajansan geldi, normal insan. Normal insanım vallahi hocam. Tamam, arıza çıkarma o zaman. Zaten sabah aradılar beni. Bu reklam filmi, bu yarın akşam oynayacak kardeşim. Nasıl yetiştireceksek? Hocam yetiştirirsiniz siz ya. Siz büyük adamsınız hocam yani, ben biliyorum sizi. Yani ilk uzun metrajınızı da sabırsızlıkla bekliyoruz. Sağ ol canım. İnşallah o da olacak. İnşallah, inşallah. Hocam bir şey sorabilir miyim ben? Sor. Şimdi bu ürünün ismi Çukuturko değil mi? Neden? Yani daha delikanlı bir isim olamaz mıydı? Mesela böyle bir doğa olayı olabilir miydi? Volkan diye böyle. Veyahut böyle daha popüler bir isim. Mesela sevilen bir karakter Seymen olabilir. Seymen Çukuturko. Tamam tamam. Dur bakalım. Gelir misin bir dakika? Ben bu arkadaşla çalışacağım. Tamam. Bunu götürün. Ben çekemem bunu. Başka arkadaş getirin. Başka derece getirin. Hadi. Tamam hocam. Siz şöyle geçin. Evet, evet. Arkadaşlar buraya gelin. Evet, siz şöyle, şöyle bekleyin. Evet, draj arkadaşlar. Sizi şöyle alalım. Evet. Hocam, buyurun. Kurban, bu ne ya? Kadın bu. Hocam, müşterinin eşi hepsi erkek olmasın, bir tane hanım olsun dedi. O yüzden bir tane hanım drajemiz var. Allah'ım ya, Allah'ım ya, bırakacağım bu işleri ya. Hanım drajeden baş draje olur mu kardeşim? Niye hocam? Eşitliğe inanmıyor musunuz? Tamam canım, tamam. Sen kimsin? Ben çok heyecanlıyım hocam. İyi. Titriyorum böyle. Titre bakalım. Nurbanu bu olmaz. Nerede o öteki? Şşşt! Ne diyor? Sen. Sana söylüyorum. Efendim hocam. İyi. Hadi rolü kaptın gene. Baş draje sensin. Evet arkadaşlar, siz arkaya şöyle. Geçin. Evet. Gel. Evet. Hocam vallahi pişman olmayacaksınız ha. Elimden geleni yapacağım. Vallahi billahi ya. Hatta diyorum ki böyle bir espri de ektim. Mesela diyeyim ki ben Turko. Çuko Turko. Yandık. Hocam kızlar da hazır. Hadi onlar da gelsin bakalım. Kızlar. Kızlar da mı var ya? Niye olmasın mı? İyi olsun. Geç. Aslan. Kabus lan bu. Aslan ne arıyorsun burada ya? Ay Volkan, ne yapıyorsun sen burada ya? Volkan değil canım, Çukuturko. 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 Esas sen ne yapıyorsun burada? Ben reklamda oynuyorum Aslı. Aslı, ben reklamda oynuyorum. Yaprak ayarladı bana rolü ya.
Abi bana bir komple bu kesin ya. Var üzerimde nazar var benim, bir şey var ya. Ay delireceğim. Aslı git Amerika'ya geri dön ya. Hayatımı zindan ettin ya. Vallahi masrafı neyse ben cebimden karşılayacağım ya. Ay pardon, ben bayılıyorum sanki seninle aynı evde oturmaya be. Bir de aynı reklamda mı oynayacağız? İğrenç. Aslı, 40 yılın başı bir fırsat geçti elime. Televizyona çıkacağım. Kurban olayım, mahvetme bak. Ant verdim ya. Ne mahvedeceğim be? Zaten haline baksana. Ben bunu bozar mıyım? Ne var halimde? Oğlum olmayan karizman da getirmiş. Sen kendine bak. Ne var? Genç kız kıyafeti gayet şık. Sorun orada zaten. Genç kız kıyafeti o. Arkadaşlar, kendilerinizle konuşmasanız. Hocam, ben baş tıraşı olarak ilk kaprisimi yapabilir miyim? Ben bu arkadaşla oynamak istemiyorum. Şşşt! Dinlendirme. Nurbağa Hanım, bu kadın kim? Hocam, pompon kızlardan biri. Pompon mu? Ne pomponu ya? Hocam ben de öyle dedim. Bana modern şehirli iş kadını falan gibi bir şey demişlerdi. Buna hazırlıklı değildim yani. Anladım. Biz senaryoyu değiştirdik. Böyle çıtı pıtı bir kız olsun dedik de. Sizin yaşınız kaç? 28,5. Yok. 30. Hocam şu anda bittim ben yalnız. Bütün konsantrasyon sıfır. Bilmiyorum. Nurbağa Hanım, nedir bu kadın kazulet gibi? Ne işi var bu kızların yanında ya? Helal olsun hocam vallahi. Büyüksünüz. Vallahi ilk uzun metrajınızda bedava oynayacağım ben. Hocam son anda değişince haber verememişler. Başkasını da bulamayız. Ayakkabılar olmadı, çizmeyle kaldı ama artık biz plan çalışsak. Ay çıldıracağım ya, çıldıracağım ya. Vallahi nasıl hayalleşeceğim sizin yüzünüzden. Hadi elimizde ne varsa çekelim gidelim. Çekelim. Nedir bu ya? Asos'a hiç gitmemek lazım. Delirdi. Kızlar sokakta can sıkıntısından patlayarak oturuyorlar derken aniden koşarak drajeler geliyor. Seviniyorsunuz ve çıkı Türko diye bağırıyorsunuz, okey? Çok orijinalmiş senaryo. Şşt, ukalalık yapacağını senaryoyu takip et. Ver. Söylesene bana bir cep konyağı falan bulsunlar köşeden. Hadi canım. Evet, bağırdıktan sonra hepiniz neşeyle koşup bir drajenin yanında duruyorsunuz. Sırayla laflarınızı söylüyorsunuz. Yanağına bir öpücük konduruyorsunuz ve kesiyoruz. Bu kadar. Tamam? Ben hangi drajeyle muhatap olacağım acaba? Sen baş drajenin yanında duracaksın. Volkan'ın mı? Uzunsun diye seni ortaya aldık. Üfleme be, üfleme. Sanki benim için çok güzel bir şey. Pompon hanımları öpmek varken seni öpeceğiz. Evet. Evet, hadi toparlanıyoruz. Drajeler. Drajeler arkaya. Pompon kızlar öne. Banka oturuyorsunuz. Evet, şuraya. Böyle. Oyun deyince yavaş yavaş sıkılmaya başlıyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı galiba. Evet. Kamera. Kayıt akıyor. Oyun. Kestik. Olgun pompon kız. Ne yapıyorsun acaba? Hocam öyle hani oflayıp puflamak biraz klasik olur diye ben hani o kadar sıkılmış ki artık yoga yapıyor gibi bir oyun kattım kendime. Ben yoga moga istemiyorum kardeşim ya. Genç kız gibi sıkılacaksın. İnsanın yeteneğini sınırlıyorlar bu yüzden. Evet. Akıyor mu kamera? Kayıt akıyor mu? Kayıt akıyor. Oyun. Çukuturko tabii ya. Sevdin mi Çukuturko'yu? Artık seni. Kestik! Kardeşim ne yapıyorsun ya? Sen kendini Kadir Yanır mı zannediyorsun? Hayır, Özcanlı'nı zannediyorum. Ya hoplasana kardeşim biraz. Hopla, zıpla, oyna. Biraz bir şirinlik bir şey yap. Allah Allah! Tamam hocam, anladım. Hocam ben nasıldım?
İyi. Seninle ilgili bir şey yok. Hadi bir an önce çekelim. Geldi. Evet, hazır mıyız? Kayıt akıyor. Oyun. Güzel. Şekerli kaplı. İçi çikolatalı. Hocam özür dilerim, kesiyorum. Ben başka bir drajeyi öpebilir miyim? Hanım drajeyi öpsem mesela, daha sempatik bir insan. O niye o? Yani bu adamla havaya giremiyorum çünkü, kusura bakmayın. Çok sinirime dokunduğu için. Yani oyun doğal olmayacak, o açıdan siz bilirsiniz. Benim canıma minnet. Hocam pompon kızlar öpsün beni. Yahu yeter. Fenalık geldi bana. Nurbanu gelir misin buraya? Efendim hocam. Ben bunlarla çalışamıyorum kardeşim. Midem asit yaptı ya. Öleceğim ya. Hocam başkalarını çağırsak, gece çeksek? Olmaz öyle şey. Akşama film festivali olayı var. İki tane filmim var benim bu gece. Hem ayrıca bu senaryoda hiçbir şey yok. Entrika yok, çatışma yok. Hiçbir şey yok. Ne yapalım hocam? Oğlum sen bir garip çukuturkusun. Ne böyle havalara giriyorsun? Sanki kızlar saldırdı sevdikleri için öpüyorlar seni. Rol icabı öpüyorlar. Ne bu böyle? Sen kendine bak çubuk. Rol icabı bile pompon kız olamadı. Kompleks yapma böyle figüranım diye. Ben başrolüm. Çukuturko'nun başrolü benim. Ben mi kompleks yapıyorum? Ben ne kompleks yapayım oğlum? Sen kompleks yap. Şu haline bak. Sanki seni jön olarak seçtiler buraya. Yakışıklılığında. Tabii jön olarak seçtiler. Çukuturko'nun başrolünü oynamak için iyi bir karakter oyuncusu olmak lazım. Ay yerim ben seni Marlon Brando. Oğlum kilo ver biraz, kilo ver. Esas sen biraz kilo al. Kıskırısın. Medeni halini tutuyordu, tipini de tutuyor artık. Çukuturko'ya kendine gel. Kestik! Süper! İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Harika. Çekim iyi, entrika iyi, çatışma iyi, her şey çok iyi. Slogan iyi. Ne demişler? Çukuturko'ya kendine gel. Bu iş bu kadar. Bu iş bu kadar. Hadi paydos. Ne yapıyoruz? Beyoğlu'na akıyoruz, öyle değil mi? Bir dakika hocam, çektik bitti mi şimdi? Teşekkürler arkadaşlar. Paydos. Aslı. Bak Yeşilçam kariyerim bu filmle son bulursa sebebi sensin, ona göre. Ay, hayır ama yani Sıtkı Bey, evin düzeni değişmeyecek dediniz. Bu böyle vinçler, minçler, her şey bir yerlerde. Eski haline getireceğiz efendim, kusura bakma. Peki kaçta biter bu çekim Sıtkı Bey? Ben akşam televizyondan ajansı alacağım. O 30 yıldır hiç kaçırmam. Çok güzel be, maşallah, maşallah. 7'ye kadar bitireceğiz efendim, siz hiç merak etmeyin. Aman, aman. Abi ne yaptın ya? Nasıl bir iş bu? Niye bunu stüdyoda çekmiyoruz? Anne, yapma. Ay canım, mekile kravatları da var. Anne, tamam ya. Ya Sıtkı, o şerefsiz herifin stüdyonun günlüğüne kaç para ettiği biliyor musun sen? Hani birkaç gün böyle idare edelim. Sonra dizi tutarsa ha? Sıtkı Bey, şimdi Aslı'yla Volkan ne diyecekler birbirlerine? Yani meraktan çatlıyorum vallahi. Konusu ne? Şimdi şöyle efendim. Ya anneciğim, ya siz karışmayın ya. Lütfen hadi siz gidin. Yabancıların zaten olmaması lazım sette, kural. Yabancı mı? Çıkalım biz efendim. Gidiyoruz oğlum, gidiyoruz, tamam. Hadi. Ya baba, anne ama böyle yapmayın bak şimdi. Ben üzülürüm ya. Konsantrasyonum bozuluyor. Böyle şöhretini ilk gününden bedelini ödetmeyin bana ya. Yani tatlı tatlı gidin. Hadi biz de çalışalım ha. Tamam yavrum, tamam. Hadi. Hadi biz çıkıyoruz. Çıkıyorum. Efendim size iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Yavrucuğum sen kendini böyle film çekimine kaptırıp öğün atlama. İyi mi yavrum? Hadi. Kolay gelsin Sıtkı Bey. Bak, ajans almaya geleceğim, onu söyleyeyim yani. Teşekkürler. Hadi. Sağ olun. Güle güle. Hocam nasıl kravat? Harika. Hocam bir şey söyleyeceğim. Ben böyle mi olacağım? Çok güzel, çok güzel. Niye? Bence iyi. Nesi var?
Hayır, bir şey söyleyeceğim. Benim notlarımda çıkarttığım Melisa karakteri çok daha böyle daha enteresan renkleri olan, daha marjinal tarafları olan, kendi içinde çelişkiler yaşayan, böyle daha muhafazakar renkleri olan bir kız. Yani bunu biraz daha kapalı bir şey yapsak acaba? Aslı, oturup kalkarken dikkat et de kardeş katil etme beni, değil mi? Vurdurtma kendini yani. Herkes de beni vurma peşinde be, öf. Benden başka kim vuracakmış seni ya? Kimmiş o bakayım? Boş ver, öf. Tamam, hadi. Hocam ne yapıyoruz? Çekiyor muyuz? Çekelim, hadi. Hadi başlayalım Sıtkı. Para akıyor, gözünü seveyim. Evet, başlıyoruz. Yerlerimize geçelim. Geç. Geçiyorum Volkan. Sen kendi oyununa bak, bana karışma ya. Öf, heyecanlıyım zaten. Şöyle arkaya. Anladım hocam. Pardon. Alo. Kız başladınız mı? Aa, tamam. Yok, ben iyi sahneler demek için dedim. Ha, tamam, kapatıyorum. Valla arkadan bir şey dedim, kamera sesi gibi bir şey duydum ama... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Aslı ünlü olmadan önce en son ben konuştum. Kayıtlara böyle geçirilsin. Ay çocuklar, ne kadar heyecanlı. Ha, biliyor musunuz? Önümüzdeki hafta yayındaymış. Ay düşünsenize, bütün Türkiye izleyecek. Ay kız star falan olacak yani. Tabii Volkan da. Evet ya, değil mi? Ay çocuklar, bundan sonra Aslı'nın işi çok zor. Bakalım kendini playboylardan nasıl koruyacak? Niye ki ya? Niye korusun ki? Ne var yani? Nasıl niye Cem ya? Ya kız meşhur olacak. Sevgilisi de yok. Yok değil mi? Evet, hazır. Kamera. Oyun. Oyun! Ya oynasana Volkan. İlk laf senin ya. İnanmıyorum buna diyeceksin işte. Onu geçtik Volkan. Senin lafındayız. Aa, pardon hocam. Ya dinlesene yönetmenim Volkan, ne olur. Senin yüzünden çekim yapamıyoruz ya. Ben sana söyledim ezber yap diye. Sen ezberledin de ne oldu be? Aa, ineğe bak, inek işte. Önemli olan o duyguyu vermek. Bak. Ver bakayım o duyguyu. Abi. Her şey tam kabuslarımdaki gibi ya. Abi ya, neden tiyatrocularla değil bunlarla çalışıyor? Bunların ne işi var benim setimde ya? Ya Sıtkı'cığım, gerçekten o tiyatrocu dediğin de insan senin benim gibi. Anasının karnından tiyatrocu doğmuyor ki insan. Abi anlatamıyorum galiba. Hayır, bu çocukları da ne olur biraz uğraş, yetiştir, pişer bunlar da. Güzel abiciğim, ben bu iki manyakla geçen sene reklam çektim. Gastrit oldu. Sen de az arıza değilsin yani Sıtkı. Baksana çocuklar ne güzel işte, şirin şirin oynuyorlar. Hadi ne olur çekelim, gözünü seveyim, para gidiyor. Evet çocuklar, ezber tamam mı? Hazır mısınız? Hocam ben karaktere girmek üzereyim. Hocam bana sormuyorsunuz herhalde, ben zaten hazırdım. Bende bir problem olmuyor yani. Evet efendim. Bu sefer bir kere de çekiyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Oyuna verelim kendimizi. Tamam. Kamera. Oyun. Kardeşlerin en güzeli. Bana sana yeni bir oyuncak almayı ikna edebileceğini zannediyorsan büyük yanılgı içindesin. Ama ağabeyciğim, bankada bulduğun o parlak işte yeterince yoruluyorsun zaten. Eğer benim istediğim hediyeyi de bana alırsan daha da çok yorulacaksın ve hiç paran kalmayacak. Kestik. Hocam bende değil, değil mi problem? Hayır. Bravo Volkan, yine çekimi katlettin. Tebrik ediyorum seni. Ne yaptım hocam ben ya? Sıtkıcığım da olsa yumuşak. Lütfen yumuşak. Bak laflar tamamdı. Her şey çok güzeldi. Peki o sonundaki of neydi acaba? Hocam çok uzun cümle, nefesim kısıldı. Arada nefes al o zaman. Cümlenin tam ortasında. Anlaştık mı? Ya Sebahati abi ya, gerçekten ne kötü bir hikaye, ne kötü bir senaryo. Kim yazdı bunu? Ya bizim apartman yöneticisinin oğlu. Genç, yetenek ha. Su ürünlerinde okuyor ama aklı fikri bu işlerde. Ama nasıl güzel yazmış ama değil mi? Çok güzel yazmış abi. Su ürünleri bir öğrencisi için harika. Canım ama yani bu bir televizyon senaryosu. Şimdi ünlü bir yazar tutalım da yani ona deve yüküyle para mı ödeyelim? Bak şirin şirin oynuyorlar işte. Buyurun. Hocam bir şey sormak istiyorum senaryo ile ilgili. Şimdi burada ağabeyciğim yazılıyor fakat ben oynarken abicim diyorum. Şimdi abicim dediğim zaman iyi fakat yazıldığı gibi okumamış oluyorum. Senaryoya bağlı kalmıyorum. Fakat ağabeyciğim desem de benim kulağıma biraz şey geliyor. Hani sahte geliyor. Abi diyeceksin. Ağabey yazılır, abi okunur. Ha. Abi.
Anladım. Yani Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil değil mi? Onu mu söylüyorsunuz? Aynen öyle söylüyorum. Ha. Yani fonetik bir dil değil. Ha, ben öyle biliyordum da enteresan. Aslı tartışma, işini yap ya. Aa, çenen düştü be. Ya öyle yazılıyor, böyle okunuyor diyor. İnanılacak gibi öyle şey olur mu ya? Hocam Türkçeyi tartışmamız lazım o zaman. İstiyorsanız tartışalım. Hayır, istemiyorum. Türkçeyi tartışmıyoruz. Hadi canım, hadi. Ha, ben tartışırım. Ben tartışırım. Ben gazeteciyim. Ben Türkçeyi de tartışırım, her şeyi de tartışırım. Ben bir şeyden çekinmiyorum. Abi, canım abicim, bana şuradan köşeden bir cep konyası ver. Tabii tabii, aldıralım istiyorum. Aldıralım. Ben yalnız nakit almamışım. Deviz var üzerimde de. Sende bir 20 milyon var mı? Var abi. Bende 20 milyon var abi. Hocam, yemek molası ne zaman vereceğiz? Ben acıktım. Siz konyanızı içerken yiyiverin ben şurada. Hazır. Kamera. Oyun. Kardeşlerin en tatlısı. Sana yeni bir hediye almamı engelleyebileceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Ama büyük erkek kardeşim. O bankada bulduğun parlak işte yeterince yoruluyorsun. Bir de bana istediğim hediyeleri alırsan hiç paran kalmayacak. Aman Melisa, sen de. Bak mesela Nasrettin Hoca da göle maya çalmış, yoğurt tutacak diye. Hocam kesiyorum, biz niye gülüyoruz burada ya? Espri yapıyor büyük erkek kardeşiniz de ondan. Hocam böyle espri mi olur ya? Bunun yerine ben başka bir şey anlatayım. Mesela elimde böyle ayıyla avcı hikayesi var. Çok güzel, süper fıkra. Hocam bir de bir şey soracağım. Şimdi ben Volkan'ın yani karakter ismiyle Emre'nin laflarını dinlerken elimi şöyle de yapabilirim. Böyle hani dinleme şeyi. Şöyle, bu da olabilir. Bakın bu da var bende. Bir de şuna da devam edebilirim. Yani size bırakıyorum kararı. Elimi kolumu nereye koyacağımı bilemiyorum diyorsun yani. Yapma, ne olur böyle oyuncularımıza ya. Hangi oyuncular abi? Oyuncu mu var bu sette? Hocam ben size seçenek sunuyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Her şeyi de yönetmenden kaybediyoruz bayağı yani. Vallahi ben memnunum yönetmenimizden. Harika bir insan yönetmenimiz. Neyse, bir daha alıyoruz. Şimdi göle maya çalma esprisi var ya. Ondan sonra siz bekliyorsunuz, bir es veriyorsunuz. Oraya gülmeler girecek. Nasıl olacak o? Bir bildiği vardır herhalde, ben de anlamadım. Gülmeler mi girecek? Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Kamera. Oyun. Aman Melisa, sen de akıllım. hoca da göle maya çalmış, yoğurt tutacak diye. Oynasanıza ya! Hocam bağırmayın ya, gülmeler nerede, hani kimse gülmüyor? Ya o gülmeleri biz koyacağız oraya. Yani teknik bir konu arkadaşlar. Hocam bir teknik konuda ben şey yapabilir miyim? Affedersiniz. Bilmiyorum farkında mısınız ama görünüyordur herhalde o monitörden. Benim burnum biraz kişilikli bir burundur. Şimdi sağ profille sol profil arasında gerçekten dağlar kadar fark var. Bilmiyorum farkında mısınız teknik olarak? Şimdi diyorum ki beni sağ profilden çekmeseniz de sol profilim televizyona biraz daha uygun. Daha böyle kişilikli, sempatik bir şeyi vardır. Buradan bir de şu taraftan beni çekseniz teknik olarak daha iyi olur. Bilmiyorum. Ya karışmak gibi olmasın. Vallahi haklı kardeşim. Sağ taraf Dolapdere'ye, sol taraf Mecidiyeköy'e gidiyor. Kızım sana yönetmen değil, estetik cerrah lazım. Estetik. Estetik cerrah lazım. Canım estetikten bahsedene bak. Yerim ben seni. Lan yine başladılar ya. Her şey kabuslarımdaki gibi ya. Abi ne bu ya? Oyun. Ay hocam yalnız bir dakika, bir şey soracağım, pardon, oyun demeden. Ben bu çikolatayı gerçekten yemeyeceğim, yer gibi yapacağım. Çünkü biliyorsunuz kamera bir 5 kilo katıyor. Tamam, olur değil mi? Anladık, oyun. Hadi ama Melisa, küçük bir parça çikolata da bana ver. Olmaz Emre, sen küçükken kazana düştün. Bravo.
Aksit kıvıracaklar ha. Melisa, bu muzipliğin beni öldürecek ya. Ufacık bir çikolatanın kardeşliğimiz üzerinde ne gibi bir etkisi olabilir ya? Minicik bir çikolata bana versen ne olur? Kumdan kareler gibiyiz zaten. Hayata yenik düşüyoruz. Bu hayatımız karşısında, bu kader karşısında minicik bir çikolatanın ne gibi bir değeri olabilir Melisa? Yeter Melisa, yeter! Ne yapıyorsun oğlum? Ne diyorsun be? Destek! Ne diyorsun be? Hocam, biraz doğaçlama gireyim dedim ben. Ne doğaçlaması kardeş? Sen kendi lafını söyle, yeterli benim için. Ama hocam, senaryoya bu kadar bağlı kalmamak lazım. Seyirci boğulur yani. Yansı hocam, ben bir şey söyleyeyim, ben bu şekilde çalışamam. Yani ne diyeceği belli değil önceden, ben hakikaten bu şekilde çalışamam. Oo, hocam o zaman siz de benim karşıma adam gibi bir oyuncu koyun, şakır şakır çalışayım ya. Ama ne gerek var oyuncuya canım, böyle çok iyi. Nefret ederim oyuncudan zaten. Öyle ya, ne gerek var oyuncuya, dizi çekiyoruz. Neyse, evet, baştan alıyoruz arkadaşlar. Bir tek ricam var, doğaçlamalar azalsın. Şaka maka iyi iş oluyor galiba ya Aslı. Sus, çok kalite iş oluyor. Kanalda biraz desteklerse alıp götürürüz. Bakın şu kapıya. Kapıcıdır, kapıcı. Aslı. Aslı Hanım, merhaba. Ben geçiyordum. Şöyle bir uğrayayım bakalım. Çekim nasıl gidiyor diye bir geleyim dedim. Arkadaşlar da gelecekti. Yalnız arkadaşların işinin yoğunluğu sebebiyle onları temsilen ben şey ettim yani. Enteresan. Biz de bir dizi çekiyoruz burada hep birlikte. Cem Bey, bir sitcom. Hadi ya, bu elbiseyle mi? Niye var elbisenin? Ne karışıyorsun sen? Vallahi ben dergimizde çalışan elemanlarımızın belli bir tarzı, belli bir çizgisi olmasını savunmuşumdur her zaman. Avrupa yakasını temsil ediyoruz burada değil mi? Etmesin, temsil etmesin o zaman Avrupa yakasını. Çalışmasın dergide. 3 kuruş para veriyorsunuz kıza. Benim kardeşim star oldu artık değil mi Aslı? Yok, olur mu? Dergi her zaman birinci planda Cem Bey. Tamam, bunu duymak güzel. Ben o zaman siz buyurun şuradan çekimi izleyeyim. Merhaba, merhaba. Kolay gelsin. Merhabalar. Arkadaşlar affedersiniz bir şey soracağım. Hazır mıyız acaba? Başlayabilir miyiz? Hazırız hocam. Başlayalım o zaman. Evet. Oyun. Ay pardon, ben repliğimi unuttum hocam, pardon ya. Kestik! 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 Vallahi ben olsam ben de keserim hocam, haklısınız. Bu yabancılar böyle sete uğursuzluk getiriyorlar. Yasaklayın siz bunu. Girmesin yabancılar sete, kural koyalım. Ay bir konyak da alsana bana. Tabii tabii. Ama çok güzel gidiyoruz değil mi maşallah ha? Çok güzel gidiyoruz. Arkadaşlar, biraz hızlanalım. 15 dakikaya kadar kayda gireceğiz. Hadi. Merhaba. Merhaba. Ben şey, klibi çekilecek olan starım. Ha, öyle mi? Hoş geldiniz. Bu da klip mankenimiz. Merhaba. Merhaba. Ben sizi nereden tanıyorum? Ünlüyüm ya belki oradan. Yok yok, sanki daha önce çalışmış gibiyiz. İyi, ben hatırladım. Çukut Turku. Kestik. Kestik. Başla. Ben de hatırladım ya. Siz o işte yönetmen yardımcısıydınız değil mi? Kısmete bak ya, nereden nereye, vay kardeşim benim. Oh, oh, oh. Nasılsınız, iyi misiniz? Yönetmen kim acaba? Ya inanmayacaksınız ama. Nuba Hanım, her şey hazır mı? Ha? Evet. Her şey hazır mı diyorum? Evet. Sıtkı hocam. Evet. Allah'ım nasıl olur bu?
Güzel olur be abicim ya, ne güzel ya. Ulan hayret bir şey, ayarlasan olmaz ya. Önce o Çukuturko işi, reklam işi ki bizim bu piyasaya giriş işimizdir. Ondan sonra o sitcom denemesi, ne günlerdi be baba be. Şimdi de bu kısmete bak Sıtkı hocam ya. Vay hocam benim be. Ben Turko, Çukoturko. Kestik! Vallahi ben olsam ben de keserim hocam, haklısınız. Bu yabancılar böyle sete uğursuzluk getiriyorlar. Yasaklayın siz bunu. Girmesin yabancılar sete, kural koyalım. Dur Bahadur, bana cep konyağı getir. Yaz bir tane yetmez. İki tane getir. Anladım hocam. Bahadur, nasıl oldu bu iş? Söyler misin? Bilmiyorum hocam. Kader galiba. Volkan? Kız kardeşin gelmeyecek öyle değil mi? Aslı mı? Yok ya, gelmeyecek. Ne alakası var onunla ya? Ha, iyi. Biz geldik. Selin, ne arıyorsun burada güzelim ya? Volkan, bana haber vermeden kaçıp gitmişsin. Hadi ben de seyredecektim. Merhaba canım. Klip manken sen misin? Aslı, sen niye geldin? Hakikaten niye acaba? Ay, bayılmıyorum ben senin klibini seyretmeye Volkan. Selin getirdi zorla. Evet, ben getirdim. Allah Allah, kızın kafası böyle bir dağınıktı. Toparlar dedim yani. Kendine gel falan yani. Aa! Sıtkı hocam! İnanmıyorum ya. Hocam ne haber ya? Nasılsınız? Ne var ne yok? Aa, siz en son her şeyi bırakıp Asos'a yerleşecektiniz. Kendimi toparlamıştım ama bu hafta sonu yerleşirim herhalde. En güzeli hocam, en güzeli. Şey, o zaman en son işiniz biz olacağız. Ha? Sanırım öyle olacak. Nurbanu, konyak nerede? Geliyor hocam. Nurbanu! Ne yapıyorsun ya? Fındık fıstık of, sensin fıstık of. Ah bize lazım of, yorgan yastık of. Fıstık of, sensin fıstık of. Ah bize lazım ol, yorgan yastık of. Of, of, of. Hocam kadrajı biraz açalım mı? Kestik! Volkan, kardeşim. Niye sürekli magazinciye poz veriyorsun acaba? Bizim kameraya bakıp söyleyeceksin. Sıtkı abi, bu arkadaş da sonuçta işini yapıyor. Çekim arkası çekiyor abi. Sıtkı abi bey, bu manken arkadaş Volkan'ı ellemeden çekim çekilemiyor mu acaba? Hayır, ayıp denenmiş. Bak bana geliyorlar böyle. Ben işimi yapıyorum. Dil böyle, dilcik de böyle. Cevap da veriyor her şeye. Bir kere ben Sıtkı abi beyin sana Volkan'a arkadan sarıl dediğini duymadım canım. Volkan Bey'i dinliyor musunuz? Tabii, sesi güzel, kendisi yakışıklı, hoş bir insan. Bak, 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 bak. Arkadaşlar, çekim yapabilir miyiz acaba? Sıtkı abi, abi pardon, bu da bir tanıtımdır yani sonuçta be abi. Sıtkı abi, Asos'un neresine yerleşeceksiniz? Arkadaşlar, ben çekim yapmak istiyorum ya! Çekim yapmak istiyorum! İleride Volkan Bey'le aranızda bir aşk olabilir mi? Tabii, neden olmasın? Her an her şey olabilir. Ne? Ne? Aa, ben bunu parçalarım! Ben bunu parçalarım! Kızım bana bak! Senin karşında koskoca senin yere bakan duruyor, tamam mı? Seni sapıçana aşılıyorlarım! Cehennem olup çık dışarı! Çık! Aa, kutu benim ben! Aa, manyak mısınız be? Ben böyle çalışamam. Selin! Çık 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 çık! Cehennem ol, çık! Ben oynarım klipte. Selin Hanım, sizin Volkan Bey'le ilişkiniz var mı? Ne alaka yani? Biz arkadaşız kendisi, değil mi Volkan? Yalan ha, evlendiler bunlar bir hafta önce. Gizli gizli. Vallahi. Fakat gazetecilerin bilmemesi lazım Sıtkı abi. Annemle babam öldürürler Volkan'ı, onların haberi yok.
Sen de kimseye söyleme, tamam mı? Annem Selin'e acayip kıl. Nefret ediyor. Ya bana ne kardeşim? Bana ne kardeşim? Bunlar beni ilgilendirmiyor. Manken nerede? Gitti hocam. Gitti mi? Nasıl yani? Ne yapacağız şimdi? Şu ufak tefek hanımı oynatsak? Olur mu ya? Görmüyor musun? Onun boyu kısacık. Şimdi kanepenin arkasında kaybolur o. Aslı oynasın. Onun boyu uzuncuk. Kazulet gibi de. Ne? Sitko hocam. Oynasın madem ya. Nasıl olsa ben ön plandayım bu işte. Sorun değil yani. Çekelim biz. Yahu sana ne? Dur Banu. Bana sigara al. Bu bırakmıştınız hocam. Ya sana ne? Sana ne kardeşim? İtiraz etme. Sigara içmek istiyorum. Sigara içmek istiyorum. Sigara içmek istiyorum. Tamam hocam, tamam. Fındık fıstık ol, sensin fıstık ol. Ah bize lazım ol, yorgan yastık ol. Kestik. Ya hocam farkındayım, ben konsantre olamıyorum ama şimdi bugün bizim Volkan'la aramızda bir ufak tartışma geçtiği için ister istemez oyunuma yansıyor. Yok ya, konsantre olamıyormuş. Olsan ne olur be? Sende doğuştan bir cilve eksikliği var. Hocam ben size diyecektim. Yani yapamaz bu. Beceremez ama işinize karışmayayım dedim. Sıtkı hocam, kütük bu kütük çam ağacından yapmışlar mı? Ya hocam, bu müzik benim stilim hiç değil. Yani yoksa ben de çok kıvrak figürler yapabiliyorum ama bu müzik hiç benim tarzım değil. Galiba ama ben de panik atak başladı galiba. Bak çarpıntı yapmaya başladı. Allah korusun hocam. Ya ben ne yaptım da Allah'ım bana böyle bir ceza verdi ha Nurbanu? Söyler misin? Ben ne yaptım? Kime ne yaptım ya? Bilmiyorum hocam, bilmiyorum. Hocam, ay gitti ben ölebilirim. Lütfen, lütfen ne olur. Allah'ım kaç kaset gitti ya? Yapımcı öldürecek beni ya. Geç oyna kardeşim, sen de oyna. Buyurun kardeşim, hepiniz oynayın kardeşim. Tamam, lütfen ya. Hocam, bunun boyu yetişmeyecek. Altına bir yükselti koyun anasını satayım. Ben ne yapayım ya? Onu da ben mi düşüneyim kardeşim? Ne yaparsanız yapın. Zaten bu benim son işim. Haftaya Asos'a yerleşiyorum. Kararlıyım. Hocam, siz de onlara bir kötülük yapsanız. Ne bileyim böyle içiniz rahat ederdi intikam olarak falan hani. Manyak mısın kızım sen? Adam tutup dövdürttüreyim onları. Ha? Yönetmenim ben. Ya kötü çekim mesela. Olmaz öyle şey. Sonuçta ucu bana dokunacak. Evet. Hazır mı herkes? Başlayalım. Kayıt. Fındık fıstık ol. Sensin fıstık ol. Ah bize lazım ol. Yorgan yastık ol. Of of of. Fındık fıstık ol. Sensin fıstık ol. Ah bize lazım ol. Yorgan yastık ol. Güneşten yanmışsın, ilacın benim. Bu aşkın telifi lan yavrum senin. Koç gibi gençlerin katili gözlerin. İndir güzelim, indir bu hayat senin. İndir fıstığım, indir bu hayat. Fındık fıstık al, sensin fıstık al. Ah bize lazım ol, yorgan yastık. Kamera. Yönetmen olarak benim için de ilginç bir çalışma olmuş. Volkan ve klibinde oynayan Selin Hanım. Kamera açık değil mi? Evet, ne diyordum? Volkan ve klibinde oynayan Selin Hanım. Oğlumuzun klibini bekliyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Ay gel gel, başlıyor. Geldim geldim, yetiştim. Acayip trafik var. Bugünkü özel haberimiz Hancı Volkan'ın olaylı klip çekimi. Ah bize lazım ol,
yorgan yastık. Selin ne o? Ya anneciğim, klip mankeni arıza çıkardı da Selin de yardımcı oluverdi. Bir şey yok bununla yani. Fıstık Fıstık klibini yayınlamadan önce klibin perde arkasına çıkanlara ilk kez biz geliyoruz. Evet, bu Volkan'ın ilk klibi. Biz de sette oldukça keyif alarak çalışıyoruz. Ayrıca bunun dışında laf aramızda bu klibin şöyle bir özelliği de var. Volkan ve klibinde oynayan Selin Hanım yaklaşık bir hafta önce ailelerinden habersiz gizlice evlendiler. Peki bu kesin bilgi mi? Tabii. Selin Hanım bana evlilik cüzdanını gösterdi. Yani bu gizlice kıyılmış bir nikah. Yaklaşık bir haftadır gizli tutuyorlarmış. Ben de buradan bu çifte mutluluklar diliyorum. Anne? 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 Volkan? Anne? Anne? Koç gibi gençlerin katili gözlerin. İndir güzelim, indir bu hayal sen. İndir fıstığım, indir bu hayal. Ay, kapınız açılmıyor, bozulmuş. Ne oluyor ya burada? Evet, figürasyon henüz gelmediği için onların laflarını ben söyleyeceğim. Tamam, hazır. Evet, sessizlik, prova. Hayatımda gördüğüm en güzel pasta. Üfle de tadına bakalım o zaman. Acele etmesek, henüz herkes gelmedi. İkinci arkadaş, bravo Necdet. Birinci arkadaş, dans edelim mi? İkinci arkadaş, neden olmasın? Onlar arkaya geçip dans ediyorlar. Kimi bekliyoruz Yasemin? Ahmet gelecekti ama. Yardımcı oyuncu arkadaşlar danslarını bitirip yanınıza geldiler. Birinci arkadaş, Ahmet bu gece gelmeyecek. İkinci arkadaş, evet, o da başka bir kutlamada. O zaman bu akşam iki kutlama var. İkinci kutlama nedir? İkinci arkadaş, Ahmet Michel'le evleniyor. Aa, ne diyorsun? Hadi ya. Niye provada konuşuyorsunuz? Bu konuştu, ben konuşmadım. Nurbanu? Efendim? Ay, ola hazine mi sen? Evet. Ay, nasılsın? Oh, ne var ne yok. Hatırla, sevgiliyi mi çekiyorsunuz? Ay, biz bayılıyoruz. Gerçekten bak, ailece seyrettiğimiz tek dizi diyebilirim. Senaryosu olsun, ondan sonra değil mi, oyunculukları olsun. Necdet karakteri olsun. Ben bayılıyorum. Güzel bir set kurmuşsunuz. Detaylar çok ilginç. Detaylarla çok ilgileniyorum. Onun için çok ilginç buldum, güzel. Yoksa birinci ve ikinci arkadaş siz misiniz? Ay yok, biz arkadaş değiliz aslında. Bu şimdi kahve almaya gelecekti. Ha. Ay yani biz evleneceğiz de eğer soran olursa, bir beyaz eşyacı tanıdığınız falan olursa ona söyleyin, biz evleneceğiz yani aslında. Bir dakika Burhan Bey. He. Nurbanu birinci ve ikinci arkadaş biziz, evet. Hadi ya. Kostümler bu mu? Ha. Yok yok, olmaz. Gidin biraz değiştirsinler. Of, çok da geç kaldık ya. Ama neyse, değiştirsinler. Ne oluyor ya? Burhan Bey'i çaktırmayın.
Hatırla sevgili de oynayacağız galiba. Gerçekten mi? Rilinto. Bendeki star ışığını bence gördü. Onun için hemen üzerimize atladılar. Aynı alakası var Burhan Bey. Kız benim çok eski tanıdığım ondan. Ya hem de bayağı konuşmalı roller, böyle laflar falan var. Ay. Kalbim böyle hop diye atladı biliyor musun? Hop diye. Ben zaten gösteri sanatlarına karşı her zaman ilgili olmuşumdur. O kumaş bende var biliyor musun? Adnan Menderes'i ben oynasaydım keşke. Ay Burhan Bey deli misiniz? Menderes rolünü size mi verecekler ya? O senin arkadaşın değil mi? Öpüştün, koklaştın. Ona söylesen bir çıtatı versin. Hadi yiyorum. Ay deli misiniz siz Burhan Bey? Ufak rollerle başlanıp bu işe adım adım. Böyle bu piyasada öyledir. Öyle yürüdüm ki işler. Bu kız da çok güzelmişim ha. Bize makyaj yapılacak mı? Çekimlerde biraz cazgır olacaksın. Hani oyuncu tavrında daha böyle, yoksa itip kakıyorlar. Çok bulunduğum için. Anladım. O zaman ben de şey yapayım. Oy! Bize makyaj yapılacak mı ya burada? Adamın kafasını attırmayın burada. Kafamın tasını attırmayın. Yanlış söylettirdiniz. Adamın sinirini bozmayın burada. Allah'ım yarabbim. Ne diyeceksin ya? Silahı oraya. Babam kim bunlar? Maalesef yardımcı oyuncular. Değiştiremiyoruz da çekim aksamasın diye. Çok geç kaldık. Ne olur çekelim artık. Yönetmenimiz gelmedi mi hala? Ay yönetmenimiz bugün biraz rahatsız. Onun yerine bugün bir arkadaşı çekecek. Sıtkı Hoca çok iyi bir reklam yönetmeni. Tanırsınız belki. Hmm, tanıyorum ben onu. Tanıyorum ama o bunalıma girmiş, asosa yerleşmiş falan diye şeyler demiş. Aa, yok yok, çok iyi şimdi. Terapisini gördü, kendine geldi. Bugün ilk işi olacak. Yönetmenimiz ona yeni bir başlangıç fırsatı verdi. Ama nasıl olacak bunlar ne bilmiyorum. Gel bakalım. Evet, her şey hazır mı arkadaşlar? Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim Nurbağa Hanım. Gördüğün gibi iyileştim. Döndüm. Maşallah. Nurbağa Hanım biliyor musun? Bu köpek benim Asos'taki tek arkadaşımdı. Onun sayesinde toparlandım. Adı da Müdür. Ay çok güzel. Hocam. Size bir şey söylemem lazım. Bir dakika Nurbağa Hanım. Canım şunu biraz dolaştırır mısın? Hava alsın. Hocam, hazırlıklı olun. Size kötü bir haberim var. Çok geciktik Nurbağa Hanım. Hemen başlayalım. Ama... Bugün kendimi çok enerjik hissediyorum. Ama hocam... Ah! Yok artık! Sıtkı hocam! Aman Allah'ım, yine aynı halüsinasyonlar. Maalesef halüsinasyon değil hocam. Ay gerçek. Hocam, görüşemiyoruz. Nasılsınız? Ay nasıl özledim. Nurbağa Hanım, Don abisi de mi burada yoksa? Yok, o askerde. Aslı! Niye büzülsün orada ya? Daha rol izbirleyeceğiz. Hiç uğraşamıyorum amatörlerle. Ne yapacağım? Pardon hocam, kusura bakmayın. İş, iş, iş. İşte çekimler böyle biliyorsunuz. Görüşürüz kayıtta. Hadi ama. Nurbanu, söyler misin bu nasıl bir kader? Hocam en azından abisi yok. Nişanlısı mıdır nedir, öyle bir adamla gelmiş. Allah'ım bunu başarabilirsem her şeyi başarabilirim ben. Hadi başlayalım. Evet başlıyoruz, hazır. Evet iki numarayı biraz açın. Ben gayet açığım hocam. Bütün çakralarımla şu anda role hazırım. Hissediyorum yani alttan geliyor. Bu kim? İki numaralı arkadaş. Beyefendi, iki numaralı kameradan bahsediyoruz. Sizden değil. Bir şey anlamayınca sorun Burhan Bey. Rezil ediyorsunuz beni ya. Çok önemli bir dizideyiz. Televizyonun en şahane draması.
70 milyon bizi seyredecek. Sen özellikle beni germek ve rol çalmak için yapıyorsun ama bunu yemezler. Ben gayet rahat ve konsantreyim. Ben yeteneğe bürünmüşüm kızım. Ben yeteneğe bürünmüşüm. Gayet rahatım. Sen bak keyfine. Hazır mıyız? Kamera. Oyun. Ay bir dakika. Ne oldu ya? Bir şeyler geleyim abi, bir panik atak geliyor. Bana bir su verin. Bir su verin, çok heyecanlandım ben. Bir su verin lütfen. Kes. Yandık çıra gibi. Niye heyecanlanıyorsunuz Burhan Bey ya? Ne gereği var? Biraz sakin olsanıza. Heyecanlanmayın. Anama, bunun heyecanı olmadan bu iş çekilmez yavrum. Mersi demedim çocuğa. İyi. Şu anda hazırım efendim. Şu anda performansımın zirvesindeyim. Şu anda hazırım. Hazırım. Başlayabilirim. İyi. Kamera. Hayır, hayır. Bir dakika da ben yine heyecanlandım. Heyecanlandım. Şu anda çok korkuyorum. Heyecan geliyor bana. Panik atak geliyor bana. Ama ben tam konsantre olmuştum ya. Yok yok yok. Dur bir dakika. Yanlış anlar mı ya be usta? İyiyim, iyiyim. Kötüyüm ben. Yok, iyiyim, iyiyim. İyiyim, iyiyim. Yani, iyiyim ben, hazırım şu anda. Şimdi, birinci ve ikinci arkadaş. Beni dikkatlice dinleyin. Burada gördüğünüz gibi bir doğum günü partisi var. Siz de ne yapıyorsunuz? Kendi aranızda muhabbet ediyorsunuz. Sohbet ediyorsunuz. Tamam mı? Anlaştık mı? Hazır. Kamera. Oyun. Ay ne kadar güzel. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel partiyi gördün mü? Gülmekle deliyorum. Ne kadar eğlenceli bir ortam. Kestik. Siz ne konuşuyorsunuz arkadakiler? Ha? Muhabbet edin dediniz. Sadece ağzınızı oynatarak muhabbet edeceksiniz. Ne demek ki o? İşte ağzınızı oynatın diyor. Ha. Evet. Kamera. Oyun. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel pasta. Hadi. Kestik! Siz ne yapıyorsunuz orada arkadakiler? Ağzımızı oynatıyoruz. Bu abiden daha fena çıktı ya. Tamam kardeşim. Hiçbir şey yapmayın. Durup etrafınıza bakın. Anlatabiliyor muyum? Eğleniyormuş gibi yapın. Karar verirsin. Ama böyledir bu, ben biliyorum. Bunun seti hazırlıksız geliyor bence. Amatör. Kamera. Oyun. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel pasta. Bu pastayı da insan kesmeye kıyamıyor. Bravo Necidet. Ben çok iyi bir şey başardığını düşünüyorum. Uzun yıllar ben Paris'te kaldım. Böyle büyük bir pasta görmedim. Bravo. Yok Nurban, ne diyor bu? Laf bu değil, pardon. Senaryodaki laf sadece Necdet, bravo. Niye uzatıyorsun lafı kardeşim? Bu böyledir ama hocam. Siz bir de tabii bana alışıksınız, tecrübeli falan. Bununla yandınız. Ben doğaçlama katkıda bulunuyorum. Acaba sıkıntısı mı var? Katma kardeşim. Hiçbir şey katma sen kendinden. Hadi geri çekilin şöyle biraz. Evet, oyun. Bu pastayı da insan kesmeye kıyamıyor. Kes. Ama kesmeye kıyam... Ha, ne oldu hocam? Birinci arkadaş, niye kameraya bakıyorsun? Kameraya bakmadım hocam. Baktık kardeşim, görüyorum ben buradan, kör müyüm? Hayır, siz yanlış görmüşsünüz. Allah'ım yarabbim ya, Allah'ım yarabbim ya. Of! Pastaya bak sen. Konuşurken pastaya bak. Benim için yeterli. Kameraya bakmadım ya. Yanlış şeyler bunlar. Ben deminden beri söyleyeceğim. Ben sizi bir kere tiyatro sahnesinde de seyretmiştim. Öyle mi? Evet. Orada da yakışıklıydınız ama böyle gerçek hayatta daha tabii hoş. Daha... Teşekkür ederim. Kamera. Oyun. Gerçek hayat. Tiyatroda gerçek hayat da orada tabii ışıklar falan olduğu için aynı şey değil. Kes!
Ya sen ne yapıyorsun? Ne diyorsun orada kendi kendine? Ne konuşuyorsun? Hocam beğendiğimiz oyuncularla iki laf ettik yani. Pardon. Vallahi seni kocama söylerim ha. Sus be. Ben bir şey yapmadım ki. Gireceksin. Sana çıkışlı hayranım. Tabii. Hazır mıyız? Kamera. Oyun. E hadi üfle o zaman da tadına bakalım. Acele etmesek, henüz herkes gelmedi. Dans edelim mi? Neden olmasın? Ahmet gelecekti ama... Kestik! Pardon, bizden mi? Yok be canım, sizle ne alakası var? Siz, arkadaki iki geri zekalı. Tam olarak ne yapıyorsunuz siz orada? Ya bu nasıl bir hitap tarzı böyle? Yok ama yönetmenler öyledir bu işlerde. Hocam dans edin dediği için senaryoda biraz sahneye aksiyon katma açısından. İyi de kardeşim 60'lı yıllarda böyle mi dans ediliyormuş? Bizim yaşımız tutmuyor ki nereden bilelim? Siz dans dersi almadınız mı? Ders mi? Aldık tabii, dans dersi aldık ya. Nereden aldık ya? Çaktırma, tamam boş ver, idare et. Başka figürler yap. Hocam ben hallediyorum, tamam, kontrol altında. Öyle olmayacak. Bana bir cep konya aldır. Hocam bu kadının olduğu her çekimde tekrar alkole başlıyorsunuz. Reklam, sitcom, klip çekimi. Ne olur bu sefer dayanın. Sen bari uzatma durbağını. Yapma Allah aşkına ya. Aldır şunu. Evet, nerede kalmıştık? Pardon, bir pudra alabilir miyim önce? Ben de bir pudra alabilir miyim? Sen alma kardeşim. Sana gerek yok kardeşim. Hadi. Niye bana gerek yok ya? Ay resmen bu insan ayırt etmek. Avrupa Birliği'ne gireceğiz ama insan ayırdı diyorsunuz. Yanlış bir strateji. Ben de sanatçıyım burada. Biz parlayalım. Onlar ne güzel mat. Banu, aldırıyor musun, aldırmıyor musun? Evet, aldırıyorum hocam. İzin verirseniz ben de içeceğim bugün. Hocam, biz bir dans bulduk. Onu yapabilir miyiz? Tam 60'lı yıllar. Hocam bak bak, Allah aşkına bak. 1, 2, 3, 4. Sabah. Nur Banu. Bu manyakları böyle en uzak köşeye koy, çift dans etsinler. Hatta bence hiç hareket etmesinler. Anladım hocam. Bu galiba en zor çekimimiz oluyor. Olsun canım. Biz yani sizin yükünüzü azaltmak için buradayız. Biz yardımcı oyuncular olarak bütün görevimiz bu. Sen rahat ol Necdet. Ben çok böyle çekimlerde bulunduğum için. Bu ortamlar böyle. Adam da demiş ki vitrine ne koysaydın. Adam silinci ya. Öyle bak yani, ne koysaydın demiş. Hocam artık başlayabilir miyiz? Başlıyoruz, tamam. İkinci arkadaş. Hadi sen yerine geç. Tamam ya. Bu adam da bana taktı ya. Ne yapıyoruz? Necdet'ten alıyoruz değil mi? Evet. Necdet'ten alıyoruz. Oyun. O zaman bu akşam iki kutlama yapıyoruz. İkinci kutlama nedir? Ahmet Michel'le evleni. Banu, ben artık bakamayacağım. Ben resim vermek istiyorum. Ne oldu Yasemin? Solgun görünüyorsun. Kestim. Nasıldım hocam? Erencim, şu yüzündeki şok ve üzüntüyü biraz büyütelim mi? Tamam hocam. Şunlar yüzünden enerjim gitti. Bir kere daha hayatımda gördüğüm en güzel pasta dersem çok bayılacağım. Beceremiyorlar değil mi? Yok, veremediler. Sahnenin dramatikliğini almıyor. Biz arkada yapalım mı? Ne? Şok ve üzüntüyü. Tamam. Hayır, maksat sahne kurtulsun. Bilmiyorum. Yazık ya, yazık. Evet. Son kez alıyoruz. Çok uzadı bugün, çok. Necdet Bey, biz şimdi hallediyoruz, merak etmeyin. Ayarlıyoruz. Evet. Necdet'ten alıyoruz. Kamera. Oyun. Olsun, sen üfle, o nasıl olsa gelir. Ahmet bu gece gelemeyecek. Evet, o da başka bir kutlamada.
O zaman bugün iki kutlama yapıyoruz. İkinci kutlama nedir? Ahmet'miş elle evliliğin ya. Ben biraz hava alayım. Ne oldu ya senin? Solgun görünüyorsun. Trajedi, trajedi. Buralara bağrı girdi. Nasıl bir üzüntü bu? Hocam biz ne yapıyoruz burada? Dur bakalım. Benim sinirlerim bozuldu. Canım de söyle. Beni hastaneye götür. Ambulans! Hiç. Şunu bir tutar mısınız? Bak tutarım tabii. Ne oldu bu adama ya? Aman bunun bünyesi zayıftır, ben tanıyorum bunu. Ara duygu bir daha geldi ya bana. Ben çıkamayacağım acaba bundan. Rol üzerime yapıştı ya. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.